Siz şirkettesiniz. Hani kıyamet falan mı koptu yoksa? Songül, herkese kahve getir. Defne Hanım nerede? Ay yoksa geri mi verdiniz? Songül, kahve. Yalın Bey, Defne. Evlendik canım biz Defne ile. Oldu mu? Ne? Ay! Allah bir yastıkta kocatsın o zaman. Amin, amin. Kahve. Kutsal bir amaç için toplandık. Yalın Defne bir yastıkta projesi için. Görevimiz bu gördüğünüz aşıkları kavuşturmak. Defne ve Yalın'ı. Songül. En büyük problemimiz Toprak Barutçu, yani Defne'nin büyük abisi. Ayrıca Süreyya Aras ve Pembe Barutçu. Onlar da hedefe ulaşacağımız yolda mücadele edeceğimiz daha küçük engeller. Bizim en büyük problemimiz Barutçu ve Aras aileleri arasındaki düşmanlık. Eğer aile büyükleri Defne Barutçu ve Yalın Aras'ın evlendiğini öğrenirlerse bu düşmanlık ülke, hatta dünya barışı için tehlike oluşturabilir. İşte tam da bu yüzden bizim görevimiz bu iki ailenin birbirleriyle medeni bir ilişki kurabilecekleri ve müzakere yapabilecekleri bir ateşkes ortamı sağlamak ve evlilik fikrini onları ısındırıp, zaten evli oldukları fikrini vermeden her şeyi usulüne göre yapmalarını sağlamak. Yani önce aileler görücü aktivitesi için razı olacak. Sonra halihazırda evli olsalar dahi Yalın Aras kendi karısını isteyecek. Ve zaten nikahlı olmalarına rağmen Defne Barutçu da aileler huzurunda o tuzlu kahveyi yapıp kocasına içirecek. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir şey.